İsmim Tülay Gökçimen kendimi hızlıca e, tanıtayım size. Ben 22 yıldır medya sektöründe çalışıyorum. Son 12 yok esaslı 15-16 yıldır da savaş, çatışma, işgal ve afet bölgelerinde, yokluk bölgelerinde çalışıyorum. Belgesel yönetmenliği yapıyorum. Onun dışında savaş, çatışma bölgelerinde çalıştığımız için iş gördüğümüz için oranın bizi verdiği ikinci görevisi ise bize insani yardım oldu. İnsani yardım koordinatörlüğü yapmaya çalışıyorum dünyanın her yerinde. Özellikle mülteci kamplarında ve özellikle kadın ve çocuklara. Kadın ve çocuklara ben bir kadın olarak ve bir anne olarak o bakış açısıyla, kendi bakış açı açımla çocukların ve kadınların ihtiyacını farklı, kendi ihtiyacım ve çocuklarımın ihtiyacından yola çıkarak Biraz değişik insani yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Bugün Human Movitim özelinde sosyal medyada görünür olmadan görünür olmayı anlatacağım. Human Movitim'i biz nasıl kurduk, neden kurduk, Human Movitim ne yapar, İsmi neden İngilizce? İnşallah izleyenlere ve sizlere bir ufuk açması amacıyla Human Movitim yaptığı videoları da inşallah ekleyerek bir anlatımda bulunmak istiyorum. Aslında sosya, yani biraz sosyal medyaya değinmek istiyorum. Ben sosyal medya uzmanı değilim. Eğitimci de değilim. Buraya bir yönetmen olarak ve e, kurduğumuz, gençlerle birlikte kurduğumuz bir sosyal e, medya mecrasının, platformunun nasıl işte işlenildiği zaman ümmete hizmet edebileceğini, sosyal medyanın Hayır için hayır anlamında nasıl kullanabileceğini arkadaşlarımız bir şekilde dünyaya veya işte göstermemiz gereken insanlara belki göstermeyi başardığı için o o özelde bir şeyler anlatmaya geldim. Sosyal medyanın görünür olma kısmına biraz girersek aslında. Ben yıllardır araştırıyorum İnsanlar sosyal medyada neden görünür olmak istiyorlar görünür olmadan da bir şeyler yapmak mümkün değil mi? Ama görünür olmanın tarifine baktığımız baktığımız zaman ta yıllar yıllar çok yıllar önce yağlı boya portre çizimleriyle bu şövalyelerin padişahların işte ne bileyim asillerin kendi portrelerini yağlı boya portrelerini yaptırmalarıyla aslında başlayan bir Şimdi, şimdi selfie dediğimiz e, sistemin e, çekimin aslında yıllar önce insan insanın kendine bakmaktan haz duyması, kendini gör, yani kendini incelemesi ne yıllar önce portre resimlerle insan hayatına girmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra fotoğraf makinasının e, fotoğrafın icadı ile birlikte Fotoğraf makinesiyle birlikte insanların kendi kendini veya başkalarını çekmesi, görünürü, görünürün daha kolay olması sanıyorum bu hazzı da e, güçlendiriyor. Ve e, daha sonra sosyal medyanın icadıyla aslında bakın Facebook 2004 yılında Zuten Harvard Üniversitesi öğrencisi Zuten Berkin Facebook'u Harvard Üniversitesi öğrencileri için kazara veya işte hadi bir şey kuralım da bu üniversitedeki öğrenciler birbirleriyle iletişime geçsin diye kurdukları bir şey olduğunu kesinlikle sanmıyorum. Çünkü Facebook'un altyapısına baktığımız zaman yıllar yıllar önce konuda çalışma yapan sosyal bilimcilerin, Baudrillard'ın işte bazı işte dediğim gibi sosyal bilimcilerin kuramlarına, metinlerine bunu yerleştirdikleri yani yıllar önce işte bu görünür olmanın işte hatta 1900... 80'lerde ve 70'lerde yazılan metinlerde görünür olmanın yakında dünyayı ele geçireceği, işte artık görünür olmadan insanların bir hayat yaşayamayacağı gibi söylemlerde bulunduklarını görüyoruz. Görünür olmadan bir şey yapmanın mümkün olup olmadığını biraz zaten birazdan konuşacağız ama gerçekten Aile Vakfı'nın ben aslında kendi çalışma alanım olduğu için söylüyorum ve kendi gözlemlediğim şeyleri buraya söylemeye geldim kimseye ders vermek e, haddim değil ama sosyal medyanın aileyi ailenin tadibinden, kökünden dinamitlediğini görüyoruz e, maalesef. Yani a, e, aile vakfı e, ismiyle müsemma hiçbir şey yapmasa bile sadece sosyal medyayla mücadele etse bile aile kavramına, aile bağlarına, aileye, aile bireylerine çok büyük bir e, iyilik yapmış olduğunu göre yani eğer mücadele ederse hep birlikte görmüş olacağız. Çünkü gerçekten sosyal medyanın insanları her yerde ve her ne şekilde olursa olsun görünür olma isteğine hizmet etmesi aslında bu işi yapanların işte e, Facebook'un kurucularının, daha sonra Instagram'ın, YouTube'un vesaire şimdi Google'ın, Google, Google Plus'ın kurucularının başka bir dünya kurma çabaları yani yüz baş insan yüzlerini işte biz hiçbir bakın her zaman şunu diyoruz eğer kullandığınız ürüne para vermiyorsanız ürünsizsiniz yani kullandığımız sosyal medya med, sosyal mecralara hiçbirine ücret ödemiyoruz bilgilerimizi kendilerimiz kendimiz veriyoruz hiçbir kuvvet uygulamıyorlar bunun için boğazımızı sıkmıyorlar. Ee, doğum tarihimizden bakışımıza kadar, göz şeyimize kadar her şeyimizi, e, imzamızı, doğum tarihimi vesaire yani e, hatta bazen çocuğumuzun gittiği okul, evimizin köşeleri yani hırsıza, arsıza, ı, ahlaksıza her şekilde... Bütün evimizin, kendimizin, benliğimizin kodlarını kendi elimizle maalesef hiç tanımadığımız ve bize yararlı veya zararlı dokunabilecek herkese açıyor ve bu sosyal medyanın artık görünür olmanın bir sınırı yok. Şu şu an gelinen noktada e, insanlar iç organlarını dahi göster göstermekte bir sakınca e, görmüyorlar. Dün mesela e, cemaat gruplarında diyeyim. E, işte ders yaptıkları bir grupta hanım hanımefendinin teki, ölmek üzere olan bir akrabasının hatta ama işte son nefesini veriyor yoğun bakımdaki haliyle işte falancam kaynam eltim vesaire neyse falancam şu an son nefesini veriyor ölmek üzere işte e, dua bekleriz. Ya ne duası bekliyorsunuz ki? Ne duası bekliyorsunuz? Adam ölüyor yani. E, yani kim kim isteyebilir ki bu şekilde son nefesini verirken e, Afedersiniz idrar torbasına bir şey bağlanmışken e, değil mi? Kim böyle bir şeyi kimsenin hakkı yok yani kişi o anda izin verse bile hakkı yok yani insanların her şekilde derdini anlatması için kullandıkları yöntem görüntü kullan. Biz de mesela sosyal medyada maalesef sosyal medyayı kullanırken sosyal medya eğitimlerinde arkadaşları şunu diyoruz. Bir metin maalesef üstüne fotoğraf veya video paylaştığımız bir metinden daha fazla etkileşim almıyor. Yani bir metnin bir bilginin etkileşim alabilmesi için maalesef ona uygun bir görsel Fotoğraf veya video eklemek zorunda kalıyoruz. Bu, bu şekilde yaptığımız paylaşımların ne kadar rahat etkileşim aldığını görüyoruz. Ama Bizim kendi içimizde kurallarımız var. Human Immunity im anlatımına geçmeden önce Tülay Gökçimen olarak yaptığım belgesellerde katyan görüntüsü hiç kullanmadım. Yani kafası, bacağı kopmuş, iç organları sarkmış çocukların hiçbir şekilde görüntülerini de kullanmadım. Belki bunları çektim ama bunları kullanmadım. Çünkü Evet savaş bölgelerinde işte özellikle İslam coğrafyasında yaşanan savaşları, işgalleri, çatışmaları çekiyoruz. Ee, pek çok şey yaşanıyor gözümüzün önünde, bombardıman da e, çekiyoruz, biz de yaşıyoruz. Lakin bana hiç kimse o çocukları, özellikle o çocuklar, o kadınları, mesela kadınların son şeyini. Mesela şunu söyleyeyim, Esma Biltaycı ve şehit olduğunda Esma Biltaycı'nın bütün kızcağızın bütün hallerini paylaştı insanlar. Yani o hayatını verdiği değil mi şey dinine, İslam'a tesettürüne aykırı olan son anda şehit olduğu anındaki bütün görüntülerini insanlar üzüntülerini paylaşmak için kullandılar. Ama Esma öyle olsun istemezdi. Saçları göğü yani son anında şehit olduktan sonra o şekilde dünya kamuoyunun önüne çıkmak istemezdi. Bir anne, bir eş, bir baba, bir birey hiç kimse çocuğunun savaş bölgesinde de yaşasa çocuğunun işte kefenli görüntüsü işte kefenli zaten en en kapalı görüntü en temiz görüntü diyebiliriz çocuğun şey. ama işte parçalanmış çocuk kafaları vesaire sosyal medyanın insan hayatını yavaş 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 değiştirdiği bugünlerde hiçbir şeyi Bunlar olmadan an, anlatamayacağımızı düşünüyoruz belki. Ben işte bu Harvard Üniversitesi, ne geri döneyim? Harvard Üniversitesi'nden çıkan e, 2004 yılında kurulan Facebook'un hiç de böyle iletişim e, işte kendi aramızda iletişim kuralım. Aa ne kadar iletişim, güzel iletişim kurduk. Hadi hep beraber dünyanın birbirleriyle iletişim kursun diye böyle halisani niyetlerle kurulduğunu hiç sanmıyorum. Ondan sonra zaten her şey 2004'ten sonra aslında her şey değişti. Kamusal alan artık sosyal medya oldu. Kamusal alan. Şu anda tüm işte tüm işletmeler, tüm dernekler, tüm bankalar herkes her şeyi sosyal medya üzerinden görünür kılarak bir şeyler yapma var, ol, var olduklarını var olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Ben çok insan tanıyorum, çok güzel işler yapıyorlar. Sosyal medyada olmadıkları için sıfır sıfır olduklarını düşünüyorlar e, maalesef. Çok güzel. Şirketler var, çok güzel işte hayır yapan cemiyetler. Belki yıllık yardım, yardım hizmeti milyon dolarları aşıyor ama sosyal medyada kendini yaptıklarını faaliyetlerini gösteremediği için öyle bir vakıf yokmuş gibi gözüküyor sanki. Yeni kamusal alan sosyal medya ve kamusal alanda var olmak için insanlar görünür olma ihtiyacını duyuyorlar. Yani işin bir insanları değiştirdiği kısmı var, bir de şirketlerin İnsanları yeryüzündeki insanlardan topladıkları veriler var. Yüz verileri gibi, yüz bankaları gibi. Artık öyle me sosyal mecralar var ki siz aradığınız kişinin ismini bilmiyorsanız, e fotoğrafı varsa fotoğrafını koyuyorsunuz hemen e aramada o, o kişinin tüm bilgileri karşınıza çıkabiliyor. Bu bu birinin bir sadece fotoğrafı olan birinin ismine ulaşmak çok kolay fotoğrafından yola çıkarak. Ee, mesela yüz bankaları kurulmuş. Hayatta hiç yaşamayan insanların yüzleri. Yaşama öyle birisi olmayan insanların yüzleri e, var mesela. Sizden alınmışlar. Bir parça bir yanak benden almış, bir göz sizden almış, bir kafa işte kaş sizden almış. Yeni bir insan yüzü ortaya çıkarmış ve bunu o kadar farklı şeylerde kullanıyorlar ki. Biz de mesela... Ee, sosyal medyada tanınmak, görünmek istemeyen bir arkadaşımızın, eğitimci bir arkadaşımızın sosyal medya kimliğini inşa edebilmek için dedik ki yani sen sosyal medyada görünmek istemiyorsun ama görünmeden de sana bir şey yap yani afiş tasarlıyorlar. Afişe fotoğrafını vermiyorsun. Ama olmuyor işte. Israrla işte eee temsili fotoğraflar koyuyoruz olmuyor vesaire. Olmuyor. Biz bunu yapmaya çalıştık olmuyor. İşte biz de bundan yararlan yararlandık. Hayal yaşamayan insanların yüzlerinden yapılan banka e, gibi bir şey var. Ya şey, sanal e, bot hesaplar içinde vesaire başka o kadar çok şey için kullanılıyor ki işte belki de e, yüz tane farklı insanın kaşından, gözünden, kirpinden yeni yeni insanlar türetiyorlar. E, ama baktığın zaman dünya üzerinde öyle bir insan yok. Yani bilmiyorum sosyal medyanın Sosyal medyanın insanları getirdiği noktayı mı konuşalım? Bir dayatma var, bir temsiliyet var, temsiliyet ve örnekli öznellik var. Bir dayatma var. Bu dayatmada e, beden sürekli e, bir şeye maruz kalıyor. Bir, e, ne yani yüzsellik demişiz? Bedenleri belirli bir görünüşü dayatma ve e, oradan e, bir farklı bir özne üretme. Artık hiç kimse sosyal medyada göründüğü gibi dışarıda görünmek istemiyor. Yani dışarı sosyal medyada kendini öyle bir dünya yaratmış ki e, yaratmış demeyelim, e, oluşturmuş ki kullandığı filtrelerle, işte yazdıkları alt metinlerle e, vesaire, spotlarla kendini öyle güzel bir dünya kurmuş ki dışarıdaki dünyada insanlarla karşılaştıp karşılaşıp bu büyü bozulsun, insanlar beni filtresiz görsün istemiyor maalesef. Ee, gerçekten bu gelmeden e, Guttara'ydı galiba, evet Guttara'nın mıydı e, bir kitabı? E, kapitalizm ve şizofreni. Gerçekten insanlar kapitalizm ve şizofreni kitabını e, ben daha okumadım. Bugün araştırırken e, şey biraz metinlerine baktım ama bugünden sonra e, okuyacağım. Ka yani bana şunu hatırlattı. Gerçekten kapitalizm bu şey yani sürekli bir dayatma, sürekli bir e, tüketme bizi nereye götürüyor? Bizi bu yaşadıklarımız bizi farklı bir mecraya götürdü ve biz Human Mobility'mi kurduk. Yani ben bir belgeselci olarak sosyal medyada e, var olmalıyım. Bugüne kadar benimle röportaj, bir e, belgeselci olarak benimle röportaj yapan çoğu insan hep aynı soruları sordu. Belgeselciliğe nasıl başladınız? İşte şöyle, işte hep yani ben yıllardır hep aynı sorulara cevap verdim. Ama hiç kimse sormadı neden sosyal medyada görünür olmak, zorunda kaldınız. Ben aslında sosyal medyada görünür olmak benim tercihim değildi. Bireysel olarak Tülay Gökçemen'in tercihi değildi. Çünkü farklı bir iş yapıyorum. Tesettürlü bir hanımım ve savaş bölgelerinde çalışıyorum. Belgeselcilik, belgeselcilik yapıyorum, insani yardım yapıyorum. Yapmam gereken bazı şeyler, insani yardım benim için yapmam gereken bir şey. İyi insanların yaptığı bir şey değil, aslında insanların yaptığı bir şey. Yani bu bir başkasının yarasına ee, yarasına merhem e, olmak ya da yara bandı yapıştırmak bir insanın çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü o onun insanlık görevi. Biz herkesin yapması gereken işleri yapıyoruz diye yani pek çok kişi e, kendi görevinden kaçtığı için biz yapınca sanki böyle artı bir şey yapıyormuş gibi e, göründü. Ee, evet tamam bu konuda böyle düşünüyorum ama e, belgesel, e, belgeselcilik insani yardım derken sosyal medyada var olma gereği duyduk biz. Çünkü e, ben ben bunu arkadaşlara sordum. Yani kurduğumuz arkadaşlarla çıkardığımız sonuç şu. E, kamuoyunda ya dünyada yaşanan hak ihlallerini artık insanlar sadece bakıp izlemek istemediler. Yani sosyal medyanın bizi getirdiği delirttiği mecralar var. Bakın bu videoda da gördüğümüz gibi hiç kimse kendisi gibi değil. Herkes kendine bir dünya kurmuş, oradan yürümeye çalışıyor. Ama gerçekte dışarıda bir hayat var. Dışarıda bir hayat var ve çok acımasız. Ve özellikle İslam coğrafyasında yaşanan savaşlar, çatışmalar, işgaller, afetler, yokluklar birilerini etkiliyor. Yani ve bu birilerinin sosyal medyadan haberi yok. Bir millet var. Mesela ülkesindeki savaştan dolayı başka bir mecburen başka bir yere. E, göçmek zorunda kalıyor. İşte bazıları da var. Ee, yine insanların eliyle oluşturulmuş doğal afetler yüzünden hayatı e, tehlikeye giriyor. Şunu da yapabilirdik. Ee, Cenab-ı Allah'ın verdiği işte e, afetler sonucu, doğal afetler sonucu, insanların hayatı işte mahvoldu falanca yerde e, deprem oldu. Depremde şu kadar insan şey yaptı. Biz bunu, biz bunu şey yapmıyoruz. Yani Allah'ın verdiği ee, Cenab-ı Allah'ın verdiği afetler sonucu hayatları değişen insanlar değil bunlar. Sa yani insan eliyle zalimlerin, kötülü kötü insanların yaptığı e çıkardığı savaşlar, yaptığı katliamlar, attığı fosfor bombaları, kimya kullandığı kimyasal silahlar yüzünden ölen, katledilen, tecavüze uğrayan, hakkı ihlal edilen insanların seslerini duyurmak için bir araya geldi Human Movie'de. Benim Belki de benim işte o zaman haykırış belgeseli, savaşın çocukları vesaire, Suriye zindanlarında 24 saat belgeseller vesaire üst üste belgeseller yaptığım ve bu, bu, bu yaşananları anlattığım bir vakit bazı arkadaşlarla toplandık ve gençler gerçekten Gençlerin, hele de şu zamandaki gençlerin hiçbir şeyle ilgilenmediklerini, sadece kendileriyle ilgilendiklerini vesaire söylüyor. Evet doğru. Yani sosyal medyanın da bizi ittiği bir çukur var. Doğru ama gerçekten dünyanın halinden şikayet eden, insan kamuoyundaki özellikle kamuoyundaki yanlış belki mülteci algısını değiştirmek isteyen, mülteciliğin bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu insanlar anlatmak isteyen, ırkçılığın bir hastalık olduğunu e, insanları görebilen, genç yaşına rağmen görebilen insanlarla e, bir yola çıktık. Dedik ki, e, sosyal medyayla bütün dünyaya, istediği e, madem ulaşabiliyoruz, oturduğumuz yerden pek çok insana ulaşabiliyoruz. Onlar da bize ulaşabiliyor, biz de onlara ulaşabiliyoruz. Yani biz bunu ümmetin hayrına kullanabiliriz, kullanmalıyız e, diye düşündük ve bizim benim mesleğim bu aslında. Ben medyacıyım. E, ve ben bildiklerimi e, başka arkadaşlara öğrettim. Daha sonra onlar da öğrendiklerini başka gençlere öğretti. Onlar da bir sirkülasyon oluştu. E, kendi içinde bilenin bilmeyene öğrettiği bir okul gibi, bir akademi gibi bir şey e, haline geldi elhamdülillah. Geçtiğimiz yıl yaşanan 17 gün Kudüs ve Gazze e, saldırı ve kuşatmasından sonra bir sürü muhittim olarak gerçekten 17 gün çok e, hızlı ve hızlı reaksiyon aldık ve işte bölgeden gelen e, görüntüleri kendi söz geçirip e, hem e, direkt gelen videoları yayınladık hem de kendimiz artık sürece dahil olmaya çalıştık İşte bir e, videolar yaptık vesaire bu e, bu yapılan e, 17 günde toplam 50 milyon görüntülenmeye toplam sosyal mecralarda 50 milyon görüntülenmeye ulaşınca pek çok insan beni aradı. İşte, işte Hümrüm Huvveti araştırınca işte karşımıza siz çıktınız vesaire. Biz sizin olduğunuzu bilmiyorduk. Yıl yani. 7 yıl sonundan bile, 7 yıl sonunda bu e, mecranın arkasında biz mesela mecburen kızları ben, e, genel yönetmeni arkadaşları ben sistemi anlatayım size. Şöyle, e, en başta e, dediğim gibi e, bu işi yapmak isteyen, kamuoyundaki yanlış mülteci algısını yıkmak isteyen, insan haklarıyla ilgilenen, hukukçu olmasa da sadece insan arka olan arkadaşlarla birlikte kurduğumuz bir yapı Human Movie Son iki yıldır dernek olarak, insan film ekibi olarak, dernek olarak da e, hizmet ediyor. Ama 7 yıldır toplam, 7 e, yıldır sosyal medya platformu olarak video, işte e, infografik, belgeseller, kısa filmler vesaire hazırlayarak işte dünyada yaşanan hak ihlallerini yine dünyaya anlatmaya çalışıyor farklı dillerde. E, bizim yaptığımız iş çok zor çünkü kötüyü anlatıyoruz. İnsanlar kötüyü görmek istemezler yani biz kötüyü kreatif bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar hep iyi yani iyi haberler falanca bir işte e, yıllar önce bir abiyle işte sosyal medyada o 1 milyon takipçisi olan bir abiyle konuşuyoruz. Yani sayfasının 1 milyon takipçisi vardı kendisi e, sosyal medyanın imparatoru gibi konuşuyordu ve şey diyordu. Bizim sayfamızda gördüğünüz gibi 1 milyon takipçimiz var. Sizin de böyle olmalı. Şunları şunları yaparsan söylüyorum. Abi ben ölümü anlatıyorum. Yani biz haksızlığı anlatıyoruz. Sen espri yapıyorsun sayfanda. Herkes gülmek ister. Herkes bu kaostan kaçıp yani ne yapacak? Ben Suriye'de Suriye'de Guta'da ölen kimyasal bombadan ölen çocukları dünyanın gündemine sokmaya çalışıyorum. Sen bir işte e, şampuan şişesi, bitmiş bir şampuan şişesinin içine su koyuyorsun, karıştırıyorsun, altına yazıyorsun ki ben bitti demeden bitmez. Komik mi komik yani yıllarca insan benim de yani komik mi komik. Ama herkes buna girip bakmak ister yani. Zor olan diğerini anlatmak, zor olan çatışmayı insanların gündemine sokabilmek. Yani biz yıllardır bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bir yapı kurduk. En üstte iki arkadaşımız var genel yayın yönetmeni olan. O genel yayın yönetmeni arkadaşlarla birlikte ben bütün bir de ARGE içerik grubumuz var. Bunların bizim bir yerimiz yok. Bizim bir binamız yok. Bizim bir dernek merkezimiz yok. Herkes online çalışıyor. Zaman zaman yüz yüze buluşmalar yapıyoruz. Saha çalışmaları yapıyoruz. İşte hem yurt dışı eğitimlerimiz var. işte Marif, Türkiye Marif Vakfı'nın okullarında yeni medya eğitimleri vermeye başladık. Ya da savaş bölgelerinde işte Kudüs'te bir iş alan bir grup öğrenciyle bu yeni medya eğitimi tasarlıyoruz. Suriye'de de aynı. Yıllardır bu kafamda bu var. Yani savaş ve çatışma bölgelerindeki gençleri bunu bir meslek olarak öğretmek ve buradan yorumlarını sağlamak. Çünkü kendi yaşadıklarını biz her zaman kendi filmimizi ancak biz çekeriz. Human Moe Team'de izle düşün harekete geçtiği bir motto dedik izlesinler kendi kendine istişare etsinler ya da ara işte herkes birbiriyle istişare etsin ve harekete geçsin. Sadece işte izlemekle kalmasın. Artık birileri için bir şey yapsın. Bizim bazı yaptığımız videolar çok böyle şey, şuradan göstereceğim size, bağışı açık videolar. Mesela dün Somali videosu yayınladık. Somali videosu, biz o videoyu yayınladıktan sonra gerçekten çok etkili bir videoydu. Ben... E, bizi takip eden bir insani yardım setekası olsaydım, Somali çalışmam varsaydı hemen peşinden yapıştırırdım. E, ki e, Allah razı olsun da öyle yaptı. Çünkü gerçekten o videoyu izleyen Somali için bir şeyler yapmak ister. Şimdi burada sağa sola çıkmış, yukarıda aşağıda orada burada e, bilgisayar başında, kamera başında e, arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, i̇zle Düşün, Hareketli Geç, sloganıyla İngilizce, Türkçe e, yayın yapan ekibimiz demişti. insanlar hak ihlallerine ses çıkarmaya ve çözüm üretmesi için teşvik etmeyi. Yapılan binlerce video var. Binlerce video. Bir videoyu bu arkadaşlar, e, medya çalışan arkadaşlar bilir ki bir videoyu e, ortaya çıkarmak, onu etkili bir şekilde insanlara sunmak çok zordur. Biz bunun çok mücadelesini verdik. Yani bu kaliteyi yakalayabilmek için. Ben arkadaşlarım mesela biz e, ilk bir yıl sürekli video yaptılar, video yaptılar. Sahip, e, ve mesela etkileşime bakıyorsun. Etkileşim, işte, e, bir yıl demeyelim de ilk altı ay diyelim. İşte bir paylaşım iki, paylaşım, iki paylaşım, iki beğeni, işte üç beğeni alınca alkışlıyoruz vesaire. Ben dedim ki arkadaşlara, arkadaşlar bir sayfamızı dolduralım. Elbet bir gün birilerinin dikkatini çekecek. Kaldı ki e, arkadaşlarımızdan birisi dedi ki, Abla dedi işte bir e, şurada var resmi. Beş dil bilen bir geri dönüşüm işçisini çekmek için biz Süleymaniye'de bir e, şeye gittik. Süleymaniye'de e, bir geri dönüşüm deposuna gittik. Abinin peşine takıldık. Bütün balatı beraber gezdik. Onun arkasında arabası, arabası biz de peşinden çekiyoruz konuştuk vesaire. abinin ailesini kaybetmiş, e, parasını kaybetmiş. İşte Türkiye'ye geldiğinde de parasını kaybetmiş. İş teklifi yay. Evet. Şimdi bu tam anlamıyla böyle oldu. Bizim yayınımızdan sonra pek çok uluslararası haber ajansı da beyefendi abimizi çekmeye gittikten sonra olay bir patlak verdi. Hatta valilik ve bile açıklama yaptı. Ben o günün gazetesinde hatırlıyorum. E, i̇şte bundan sonra Türk işte Türkiye'ye giriş yapan beyaz yakalıları seçeceğiz diye. Bu abi şey depo depo sahibinin anlatımı şöyle biz veda etmeye gitmiştik abiye. Dedi ki abla dedi bir dedi lüks araç yanaştı. Arabadan adamlar indi. İşte dediler ki Nadir İbrahim nerede? İşte dillerinden yararlanabilmek için iş teklif etmişler. Kendisine bir ev tahsis etmişler vesaire vesaire. Hatta bizim videomuz yayınlandıktan sonra. Hatta abimiz e, şey deponun sahibi şey dedi. Abla sizin yüzünüzden dedi. İki dilen bütün muhacirler bizim depoya akın etti dedi. Acaba bizi de görürler mi diye. E, Nadir İbrahim'in nasibiymiş. Gerçekten çok samimi, çok iyi bir abimizdi. O geri dönüşüm e, at şeyde deposunda yatıp kalkıyordu ve gerçekten oraya kendi kendini görmüş gibiydi. Cenab-ı Allah! Im. Bakın bu hali, ilk hali işte saçı sakalı birbirine girmiş. Şey bir abiydi. Saçı sakalı birbirine girmiş. Ee, yüzü gülmeyen. Hatta burada biraz açılmış gibi. Ben ilk gördüğümde daha böyle sanki bir esmer gibiydi. Esmer veya kumralı olması bir şey fark etmez ama sanki yüzü gülünce değişmiş, siması değişmiş gibi geldi bana. Bunun gibi patlamalar yaşadık kendi aramızda. Bu oldu. İşte bizim yaptığımız bir paylaşımı Birleşmiş Milletler'in şey yapması oldu alıntılaması oldu işte Suriye Halep tahliyesinde 35 tane yetimin bir videosu gelmişti. Biz yer altındayız bizi işte kurtarın diye bölgeden bize video gelmişti. Biz de o videoyu altı dile çevirdik ve o zaman hiç unutmuyoruz, bir, Birleşmiş Milletler tweet'i alıntılayarak bu çocukların kurtarılması doğrultusunda dünyanın adım atması gerektiği yönünde bir şey yazmıştı. Sonunda ne olduğunu, neler yaşandığını aslında biz de, şey biz yani bazen ol, oluyor ki biz de şaşırdık. Videolarını izledikten sonra kendi kendini keşfeden hanımların haberi geldi mesela. Bir, şu anda çok ünlü bir, yani bizim şeyde bildiğimiz Ankara'da çok ünlü bir, markanın sahibi ablamız işte Human videolarını izledikten sonra acaba ben ne yapabilirim bu dünya için İslam dünyası için bu insanlar video yapıyor ben o zaman işte e, sabun yapmaya başladığını, yaptığı sabunlardan daha sonra işte doğal ürünler ürettiğini vesaire yaptı. Kazancın da yüz işte e, yüzde otuzun yüzde işte Gazze'ye, Kudüs'e, işte Suriye'ye vesaire gönderdiğini öğrendik. 20 yıldan belki son 15 yıldır diyelim. Hadi 22 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Bana gelen soru şu, özellikle gençlerden, e, hanımlardan da gelen soru şu. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çok kronik bir sorudur bu. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Bu kişi bu soruya cevap verdiği anda kırılma noktası yaşanacak diye düşünüyorum. Ben bu soruya her zaman cevap veremiyorum çünkü kişiyi tanıyamıyorum. Yani bu yani kendime şey uzman yerine koymuyorum ama eczacı hasta ilişkisi gibi. Yani benim ya da doktor gibi. Ya benim onu söyleyeyim, bir şey söylemiyor, onu tanımam lazım. Onun fıtratını bilmem lazım, becerisini bilmem lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi işte güne, Darfur'da bir güneş paneli yaptırmışız vesaire. İnsanın yardım çalışmaları, bir okul yaptırdık. Çalışmalarım bunlar devam ediyor. TG, e, Türkiye projemizde Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Burada sosyal medya ödülü, yılın sosyal... Ve en son TRT'nin Genç İletişimciler Yarışması'nda sosyal medya yönetimi, geçen hafta aldık ödülümüzü, sosyal medya yönetimi e, konusunda Türkiye birincisi seçildi. Şu mesela The Times'a kapak oldu. Saçları örgü, yüreklere kardeşlik diye bir proje yaptık. Dedik ki biz bu çocukların sesini bir şekilde duyurmalıyız. Ne yaparsak duyuyoruz. Daha öncesinde erkek çocukların saçlarını işte bayram tıraşı yaptırmak için e, gitmiştim ben bölgeye. Bir kuaför arkadaşım, yani şuradan çıktı aslında. Kuaför arkadaşımız teklif etti. Abla kızlar için de bir şey yapalım dedi. Benim de canı sıkılan kadınların kuaföre gittiği. Canım sıkılıyor, mutlu olmak istiyor. Gidip yani biz yapmasak da bunu pek çok kadın yapıyor. Ben şahsen yapamıyorum. Öyle bir vaktim yok yani. Kızlar, kız, kız çocuğu. Ben kendi kızımdan biliyorum. Kız çocuğu sever öyle. Toka takmak, işte birisi benimle uğraşsın, saçımı yapsın vesaire. Ama biz bölgeye gittiğimizde, e, yetersiz su sebebiyle sıfıra vuracağız, Kazıtacağız sandılar önce. E, biz bir tanesini aldık örnek olarak işte saçlarını. Tam tam olarak bir şey kurduk oraya. Kuaför salonu gibi, küveti, havuzu ile vesaire. Saçlarını işte arkadaşlar yıkadılar. Fısfısladılar, taradılar, ördüler, tokaladılar hediyesini verince ilk eserimiz ortaya çıktıktan sonra ondan sonrasını hatırlamıyoruz. Binlerce insan, binlerce çocuk akın etti. Hatta aynı muameleyi görebilmek için saçlarını açıp tekrar sıraya giren çocuklar oldu. Bu sefer kapıya saç koklayıcı koymak zorunda kaldık. Fısfısımı saç kremi kokulu olduğu için çocukları saçının kokusundan tanımaya başladılar. Geçen sefer de işte Eylül'ün birinde yine bölgedeydik. Çocuk yine yaşamak istiyor. Açmış saçını belli. Örgüsü duruyor belli. Diyorum ki bir senin saçını yaptık. Diyorum ki bak ben yapmışım senin saçını. Ben yapmışım diyorum. Diyor ki, o benim kardeşimdi. Diyor ki o benim diyor şeydi. Üçüzüz biz diyor. Bir daha geliyor bir daha geliyor. Aynı muameleyi görmek istiyor. Aynı hediyeyi almak istiyor. Yani onu bunu istediği için suçlayamayız. Ama The Times'e kafak olması da gerçekten orijinal bir fikir olması. evet artık bizde de mesela biz de daha fazla. Bu sene mesela kızların fotoğraflarını yayınlarken çok çekimser davrandık. Hatta çizimlerden yararlandık. Çocukların direkt yüzlerini şey yapmayalım da mesela burada eski ve yeni hali dünyanın dikkatini çekmiş. İşte Suriyeli çocukları konu ettiler vesaire. Biz bu konuda artık daha hassas. Yaşadığımız çağda bu konuyu, bu güzelliği, bu işte istismar, her türlü istismara açık olduğu için maalesef biz de bir konuyan biz de arada kalmış durumdayız. Aslında bir derdi anlatmaya çalışıyoruz. Biz durumu anlatmaya çalışıyoruz ama bunu anlatırken evet sınırlarımız var. O kendi içimizde o sınırlarımızı da çiziyoruz ama maalesef da konuştuğumuz gibi göstermeden anlatmak çok zor. Biz de göstermenin yollarını bulmaya çalışıyoruz işte şimdi. Mesela son belgeselim belgeselimizde yaptığımız gibi çizimlerden ve animasyonlardan daha çok yararlanarak bir şekilde öyle gö direkt direkt göstermeyelim de bir şekilde çizerek veya animasyonlarla gösterelim gibi. Ben bu bu şeylerle aslında arkadaşları bir arada tutmaya çalışıyorum. Buradan aldıkları haz bambaşka. Yani evet yaptıkları bir videonun bir videonun işte Yüz binlerce insana ulaşması da çok güzel. O da onları çok motive ediyor ama bu tür projelerde mesela buradaki yaptırdığımız briket evlerde insanların çadırdan kalkıp briket eve taşınacak olması vesaire onları çok motive eden. Bakın biz kendimizi böyle motive ediyoruz. Yani tamamen gönüllü devam eden bu şeyde insanları bakın para vererek bile insanları bir arada tutamadığımız bir coğrafyada bir zamanda biz gönüllü olarak birbirimize sadece manevi bir şekilde sarılmaya, birbirimize tutunmaya çalışıyoruz. Ya yani Bizi de ayakta tutan tek şeylerden biri aslında bu çadırın içindeki çocuk, bu çocuğun bize ihtiyacı olmuş olması, onun yeni evi bir taşınması, biz bu evi kendimiz yaptırmasak bile çağrıda bulunmak bizim görevimiz aslında. Buna çağrıda bulunmak, sizi harekete geçirmek. Mesela yaptığımız insan Hakları Günü'nde Türkiye'de ilk defa kendileri bile yapmamıştı. Doğu Türkistan, seni duyuyoruz diye bir çalışma yaptık. Kendileri bile yapmamıştı e, Doğu Türkistan halkı. Ve bu e, Türkiye gündeminde 3 saat durduktan sonra Doğu Türkistan halkı dedi ki, ya dedi biz de yapalım bundan sonra. Dedi ki, abi tabii ki yapın yani, niye yapmıyorsunuz? Kendilerine bir şey gelmişti, sosyal medyada güven gelmişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım da benim de farklı farklı filmlerin afişi. Şu aralarda da eğitimleri görmüş olmanız lazım. Şu Mali'de bu enerjiyi, arkadaşlarım bu Kosova'da, arkadaşlar kendi eğitimlerini, kendi tecrübelerini başka çocuklara da aktararak yollarına devam ediyorlar. Ee, Human Movie Team bir araya gelmiş e, arkadaşların e, kurduğu ve çok çalışan çalışmayanların barınamadığı gerçekten sürekli üretmek zorunda kalan yani keşke dünyada savaşlar çatışmalar işgaller bitseydi de bizim de anlatacağımız böyle konular olmasaydı ama haksızlıklar devam ettiği sürece insan e, insana yapılan haksızlıklar bizim konumuz insan Human Movie Team başlığında toplanmamız e, yabancı olduğumuz anlamına gelmez. Yıllarca bizi dış sermayeli, İngiliz sermayeli şeyler e, yönetiyor, sanmış arkadaşlar, insanlar. E, u uluslararası bir isim koymak zorundaydık. Eğer bütün dünyadaki hak ihlallerine sesimizi çıkaracaksak, e, işte Pakistan'daki insanın da işte e, Çin'in de bizi anlaması gerekiyordu. Çalışma yaparken giydiğimiz yeleklere sadece Human yazdırdık. Kurum, kurumun, derneğin vesaire adı yok. Sadece Human insan olarak gidiyoruz. Biz bunu önemsiyoruz. İnsan olarak, bir Müslüman olarak ne yapabiliriz? Onların karşımızdakinin dini, dili, ırkı hiç önemli değil. Biz onlar için, onların sesini duyurmaya ve bir enerji oluşturmaya sizin için yapabiliriz dedik. ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.